Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti, şefaati hepimizin üzerine olsun inşallah arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum inşallah. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Rabbim inşallah mübarek cuma gününün hayırını, bereketini, yapılan duaların hepsinin arasına bizleri de koyuversin inşallah. Yapılan dualara amin diyelim arkadaşlar. İnşallah ki Rabbim bütün sıkıntılarımızı gideriversin. Sıkıntısı olanlara, derdi olanlara, hastalığı olanlara, evlatlarıyla, ailesiyle, eşiyle, her türlü sıkıntıları olanları gideriversin arkadaşlar. Ben artık vlog çekerken şöyleyim demeye üzülüyorum. Çünkü siz ne zamandır ben işte şöyleyim desem sizler de sürekli hep gitmiş olsun ve de üzülüyorsunuz benim için dua ediyorsunuz arkadaşlar. Dün aslında ben çekim yapmıştım. Diş doktora gitmiştim arkadaşlar. Çekim yapmıştım derken ama o kadar diş doktoruna gittiğimde dişimin çekileceğini düşünmedim. Bilmiyordum çekileceğini arkadaşlar. Gittiğimde doktor dişime baktı. Fatma abla bunu çekmemiz lazım. Bu artık sana zarar veriyor dedi. Bu tarafta bir problemli bir dişim vardı arkadaşlar. Yaklaşık 3 ay önce izine Türkiye'ye gitmeden önce ben yine gitmiştim diş doktoruna. Yine bir sıkıntım vardı oramda. Benim köprü vardı arkadaşlar. O köprünün arkasında ucuna da bir dişim vardı. Bu diş o köprü oraya yapıldığından bu yana sürekli bana bir problem çıkarttı. Ya işte yani hastaneye bile yattım, oraya yardılar, attılar, intihap var diye. Yani böyle bir sürü şeyler yaşadım ondan. En son artık doktorumdan da memnun kalmadığım için bana bir akrabam, Bochum'da bir diş doktoru var, hem de Türk doktoru, git ona. Kendini anlatırsın, istediğin gibi de rahat rahat dişlerini tedavi ettirirsin dedi. Ve ben onun üzerine buradan 45 kilometre falan arkadaşlar neredeyse. Onun üzerine bir doktora gittim. Kendisi çok mükemmel bir doktor. Türk doktoru. Allah razı olsun. Yani sanki ailemden biriymiş gibi, kardeşimmiş gibi. Gittiğimde muayene ettim. İlk zamanlarda değil. Sonra sonra artık alıştık birbirimize. Gittiğimde hoş geldin Fatma abla. Nasılsın? Ne problem var diye soruyor arkadaşlar. O da beni çok sevindiriyor. Güzel kendimi anlatıyorum. O beni anlıyor. Ben onu anlıyorum. Ve çok memnunum diş doktorumdan. O zaman gittiğimde abla bu köprüyü buradan almam lazım. Artık bu diş onu kaldırmıyor. Bu sana ileriki zamanlarda beyaz sorun yaratacak dedi. Bu köprüyü oradan aldı arkadaşlar. Oradaki olan dişin üzerine de idarelik bir şey yapıştırdı. Temizledi orayı. İlaçlarla filan. Dibini temizledi. Burayı bir şey kapattı. Bu dedi seni birkaç ay oyaladılar Fatma abla dedi. Bu tekrar acımaya ya da ağrımaya başladığı zaman hemen gelebilirsin buna dedi. Ve biliyorsunuz bu ara zaten dişimden, dişi dilimden, boğazımdan, ağrıdan veya bir sıkıntılar yaşadım. Bundan 2 gün, 3 gün önce falan da buram acımaya başladı. Acaba şeyden falan mı geliyor dedim, ağzımdaki yaradan hala duruyor diye. Ama baktım ki dişim acıyor. Dedim tamam bu problem çıkardı. Aradık hemen doktorumuzu arkadaşlar. Dün diş doktoruna gittim. Uzun uzun anlatıyorum kusura bakmayın. Dün diş doktoruna gittim arkadaşlar. Sağ olsun uzun bir beklemenin sonunda. Çünkü biliyorsunuz artık doktorlarda muayene olmak kolay değil. Hatta artık dışarıda fazla bekletmiyorlar. Herkesi odalara aldılar. Ben odada bayağı bir bekledim. Geldi sağ olsun dedi abla bunu çekmemiz lazım. Bu artık dedi bayağı bir sıkıntı yapmaya başladı. Eğer böyle olmasaydı bunu dedi dibini temizletecektim. Başka bir şeye gönderecektim. Senin diş üzerine bir klinik gibi bir şeye gönderip içini temizletecektim. Ama bu artık sorun yaratacak sana dedi. Dişimi çekti arkadaşlar. Şimdiye kadar o kadar diş çektirdim arkadaşlar ben ama yani dünden beri tekrar ağrıyor. Bakın ben de az önce bana birkaç gün kahve, çay, kahve içme dediler. Ben de az önce hiç unuttum. Kahve yaptım elime. Kahve içiyorum rahat rahat. Allah'ım sonra bir an aklıma geldi kahve içmeyecektim diye. Hala acıyor inanır mısınız? Ama bugün camide lahmacun yapmamız lazım. Az sonra lahmacun...
Çevremiz azmış birazcık. Evet. Bak şimdi toparladı kendini. Hı hı. Bilemiyor Ceyhun. Yok yok, kerime çekiyor. Ben şuraya bir sıvı vereyim. Evet arkadaşlar. Evet. Hamuru yoğurmaya başladık. Biz camiye geldik. Bizim burası caminin mutfağı arkadaşlar. Burada böyle yemek yapıyoruz arkadaşlar. Burası böyle metal mutfak. Bakın böyle. Şu hamur açma makinemiz. Örtülü şeyimiz var. Sonra kullanacağız inşallah. Şunları tost yapmak için sileksilerimiz. Şu ocağımız büyük. Çaydanı koydum arkadaşlar. Çay demlensin diye. Evet, kaynamış suyu. Çayımızı demleyelim. Böyle arkadaşlar, büyük buzdolabımız şurada. Böyle tezgahımız. Şurası lahmacun ocağımız. Böyle. Yeni başladık arkadaşlar şu anda. Herkes bir iş yapıyor. İnşallah. Ne var, bir işin var mı? He? Bir işin var mı? 2 dakika tutsun sen başını. Ne yapacağım? Şöyle tutsun 2 dakika şunu. Ha, şöyle gel. Şöyle dümdüz tut. Çayımız nerede? Türk çayı yapmamız lazım. Türk çayı yok mu? Konuşabiliyor musun? Şurada şurada. Bakın sevgili arkadaşlar, Saliha kızımız böyle hamurları açıyoruz makinemizde. Bakın hamur bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Tam açılmadığı için içeride tekrar merdaneli üzerine gidiyoruz sevgili takipçilerimiz. Hanımlar artık başladık şu anda. Elleri yasak çene geliyor. Bey, hamur yolla. Anam geliyor, geliyor. Korkma, beni çekme. Seni çekmeyeyim, çekmeyeyim. Mamalarım yok, sen nasıl çekiyorsun? Canım benim, canım çek. Takır sen bana, takır. Evet. Arkadaşlar burada tekir açıyorlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kollarınızı çekmeyeceğim hanım. Güzel başak işte Türkiye koralarını ama evet. Sonra kaldıken su burada açılıyor. Işte. Burada da sürüyoruz böyle. Bakın bayanlarımız başladı artık herkes. Kolay gelsin hanımlar inşallah. Ellerinizi çekmiyorum bayanlar. Korkma, ellerinizi çekmiyorum. Sadece şey sürerken çekiyorum. Hiç kimsenin yeri çekmedim. Sadece parmaklarını çekiyorum. Evet arkadaşlar, lahmacunlarımız da böyle. Evet. Ben mi ne vereceğim? Üst katı da var arkadaşlar. Bakın lahmacunlarımız. 12 tane burada, 12 tane aşağıda olmak üzere. 24 tane pişiyor, bu pişiyor işte. Ben şimdi azıcık Cemil'e vereyim. Şu pişirdiklerimizi böyle soğutmaya alıyoruz. Burada biraz soğuyor arkadaşlar. Sonra onları biraz şey tutması için paketlerimiz var. Bokslarımız var. Onları yerleştiriyoruz. Sonra beylerimiz dışarıda cuma namazından sonra satışa sunuyorlar. Evet. Thank you.
Kıymanın sürülmesi nasıl kızla? Ne azı biraz, iyi mi? Güzel sürülüyor. Aferin kim yaptıysa çok güzel olmuş. Evet. Herkesin bir parmağı var. Evet. Zehra bacım her zaman bir açıyor. 4-5 tane açıyor maşallah. Bir göstereceğim bir. Hadi bakalım bir göster şöyle bakayım. Bakın arkadaşlar. Evet. Bir de 5 koyalım. 5 tane koy, 5 olsun hadi. Yapışmıyor, sıkıntı yok. Becerikli hatunlar. Herkesi ayrı bir becerikli. Maşallah maşallah. Bak. Hemen böyle yaptığım zaman oluyor arkadaşlar. Bak beşini birden açmış oldu. Elinize kolunuza sağlık. Maşallah. Ben de şimdi kamerayı kapatayım. Ben de geleyim kızlar yanınıza. Evet arkadaşlar, kahvaltı hazırlıyorum ben. Çayımızı demledim. Şöyle arkadaşım Zehra mantar getirmiş. Arkadaşlar biz evlerden böyle bir şeyler getiriyoruz. Getiremezsek de burada bir şeylerimiz oluyor. Onları pişiriyoruz. Evet şu anda mantar tuzu yapıyorum. Böyle bütün attık ocağa. Bu bizim Zehra'mız böyle yapar. Şimdi domates şeyi doğrayıp böyle melementeri bir şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü biz çok kalabalık oluyoruz. Yani 9-10 kimse oluyoruz neredeyse. Şimdi sucukları alıp melemeni atacağım arkadaşlar. Lahmacunun hamuru yoruluyor şu anda. Hanımlarımız da paz yapacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşımız böyle pırasa turşusu yapmış. Bunu da güzel böyle mısır unuyla. Evet. Ordular ve lazlar yapıyor genelde bunu arkadaşlar. Ama lazlar da yapıyor, aşılar da yapıyor bunu. Öyle mi? Aa, öyle mi? Ha, tamam. Bu sadece Ordu'ya mahsusmuş arkadaşlar. Evet, Ordu olanlar bilir. Melek birisi şey yazmış. Melek ablanın bahçesini bu şekilde yazmış. Çekebilirsin. Mutlaka bir tanıyan birisi o. Hani öyle dediğine göre çektim ya. Bahçede çekmekten helak oldum. Evet. Zehra bu şekilde yeter mi bölüm? Bu tarz devam etsin mi? İyi mi böyle? İyi değil mi? Tamam. Evet. Çocuğumuz da hazır. Aşçımız başımızda arkadaşlar. Zehra arkadaşımız. Melek, Mine ver, Mine ver. Ben de aynısı, ben de aynısı. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor. Evet, sevgili takipçilerim. Sabah açılışımı yapmıştım. Bugün canlıydım arkadaşlar. Sabah anlatmıştım kendimi biraz sizlere. Fazla bir faydam olmadı ama yine de gittim arkadaşlarımın yanına arkadaşlar. Söylemiştim sabah dişimi çekirdiğimi. Ve bu birkaç gün sürer demişti doktor. Yani birkaç gün sürer biraz dinlen demişti bana. Allah razı olsun, bu sene her gittiğim doktor bana dinlen diyor. Onlar bile yorgun olduğumu anlıyorlar herhalde. Lahmacunumuzu yaptık arkadaşlar. Ben sizlere orada biraz çekimler yaptım. Elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım arkadaşlar. Güzel geçti, bereketli oldu elhamdülillah.
Biliyorsunuz camilerimiz uzun zaman kapalı kaldılar. O zaman çerçevesinde de tabii ki camimizin her ay giden bir gideri var arkadaşlar. Bunları telafi etmemiz gerekiyor. Biraz yapalım, en azından bir katkıda bulunuruz dedik. Ve bu üçüncü haftamız arkadaşlar. En azından bir bütçeye faydalı olur dedik. O niyetle başladık. Rabbim meşgul olsun, çok güzel gitti. Çok bereketli bir gündü. Rabbim inşallah, Allah'ın Cenab-ı Mevlam bizleri cümlemizde böyle hayırlarda, hayır yerlerde buluştursun arkadaşlar. Kalkmaya halim bile yoktu ama hayır iş olunca arkadaşlarım gelme dediler ama ben yine de duramadım. Bir oturdum, bir dinlendim, böyle yaptım. İşte bir iki lahmacunun üzerine bir kıyma sür verdim arkadaşlar. Öyle böyle bitirdik. Rabbim meşgul olsun. Önemli olan orada olmakta arkadaşlar. Bana yorum yazan kardeşlerim, benden dua isteyen kardeşlerim, bana dualar eden kardeşlerim, Allah sizlerden razı olsun diyorum. Ben mübarek şu cuma günü dualarımı yaptım sizler için. Rabbim inşallah gönlünüze göre versin. Ben burada kapanışımı yapayım. Özlem arada, anne takipçim geldi Dortmund'dan diye, Elif kızım gelmiş Özlem yanına ziyarete. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Anne biraz sen de gel dedi. Şimdi böyle yürüye yürüye temiz havalı Allah oraya gideceğim arkadaşlar. Ben burada kapanışımı yapıp öyle gideyim dedim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim için yaptığınız dualara, bana söylediğiniz o güzel sözler için Allah razı olsun. Rabbim gönlünüze göre versin. Her zaman diyorum, güzel bakan güzel görür arkadaşlar. Bir yere ne niyetle bakarsınız onu görürsünüz. Yani bu içinizdeki düşünceye göre. Yani niyetiniz iyi değildir, karşınızda başka bir şey görürsünüz. Ama niyetiniz iyiyse ki karşınızda iyi bir şey görmek istiyorsunuz, güzel bir şey görürsünüz. Onun için güzel görelim, güzel bakalım, güzel görelim arkadaşlar. Allah razı olsun diyorum sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Şu cumanın, Rabbül Alemin bu cumanın faziletini, bereketini, rahmetini, bütün yapılan duaların arasına bizi koysun. İnşallah bütün dualarımız kabul etsin arkadaşlar. Bizden şifa isteyen kardeşlerimize Rabbim şifalar versin. Devalar isteyenlere, borçları ödemek isteyen kardeşlerimize de yardımcı olsun inşallah. Şu anda hastane köşelerinde Rabbimden şifa bekleyen bütün kardeşlerimize, ameliyatlara girecek kardeşlerimize, eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla, evladıyla, ne bileyim her türlü sıkıntılardan, imtihanlardan geçen kardeşlerimize Rabbim kolaylıklar versin arkadaşlar. Allah-u Teala bizleri imtihanımızdan güzel geçmeyi nasip etsin. Biliyoruz ki biz bu dünyaya dört dörtlük mükemmel bir hayat yaşamaya gelmedik. İmtihan dünyasındayız arkadaşlar. Mutlaka ki ufak tefek sıkıntılarımız olacaktır. Rabbim inşallah bunları bizlere imtihan olarak görüp o şekilde karşılayıp dualarımızı ederek o şekilde geçeceğimiz imtihanları geçmeyi nasip etsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Mesajlarınızda geç cevap veriyorum, kusura bakmayın. Çünkü elimden fazla yazamıyorum arkadaşlar. Çok yavaş yavaş yazmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Eğer yazamayıp da belki kalpte bırakabilirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.